Afiyet olsun. Hadi bakalım. Çiçekler de ne güzel açmış ya. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir videodan herkese selamlar, sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olsanız bizler iyiyiz. Gerçekten bugün güzel bir hava var. 2-3 gündür eve hapsolduk yani. Hafif böyle bir güneş açıyor gibi oluyor. Bir kapıyor, sonra kar başlıyor falan derken havalar gerçekten çok soğuk gitti 2 gündür. Gerçi çok fazla bir kar yağmadı ama yine böyle bir atıştırdı. Tavukları da böyle 3 gündür falan hiçbir dışarıya çıkartamadım. Şimdi birazdan içeriye de gireceğim. Şu hazırlıkları falan bir yapalım. Şuraya zaten güzel bir kapı oluşturamadık. Arka tarafa geçmesin diye. Şurası zaten boşluk böyle gördüğünüz gibi. Onun için şöyle şurayı biraz kapatıyorum ki böyle tavuklar karşıya geçmesinler diye. Evet arkadaşlar, videoya başlamadan önce her zamanki gibi videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Instagram'dan da her zaman söylediğim gibi takip edebilirsiniz. Buraya da Instagram adresimi bırakıyorum. Doğal Annem Çiftlik olarak. Şimdi ne yapalım? İçeriye giriş yapalım. Tavukları bir kontrol edelim. Civcivlere bakalım. Tavukları dışarıya çıkartalım. Evet, günaydın. Uzun süredir bunlar dışarıya çıkmadıkları için bayağı bir. Evet, şimdi birazdan çıkaracağım. Pencerelere şöyle göstereyim. Böyle tel sistemi yaptık. Hatta bunu şöyle kaldırayım. Burası hem sineklik, karşı tarafta tel gördüğünüz gibi. Bunlar yaza hazırlık olarak. Bu ve bir de karşı tarafta var. İki yere yaptık. Tamam kızlar. Sizleri çıkaracağım. Sen ne yapıyorsun? Gitmişsin buraya. Bir tane oldu. Tamam. Korkmayalım. Ne yapalım? Önce şu yemlikler, suluklar falan bir dolsun. Ben bunları bir dışarıya çıkartayım. Biraz kendilerine gelsinler. Ama hava gerçekten çok güzel yani bugün. Kalktık. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar. Şöyle göstereyim. Artık ağaçlar tomurcuk vermeye başlamışlar. Toprağımız güzel. Su dolduralım. Yem dolduralım. Ondan sonra tavuklar bir güzel bir dışarıya bir çıksın. Şöyle gelmişken civcivlerimize de bakalım. Şöyle bir ışık açıp. Kuluçka makinemden de bildiğiniz üzere yeniler. Bugün yarın çıkacak. Şunlara bakar mısınız boylara? Maşallah. Nasıl büyüdüler? Evet. Şöyle. Yemleri buraya koyuyorum. Koyar koymaz buraya hep düşürüyorlar zaten. Sürekli yem takviyesi yapmak zorunda kalıyorum. Evet, bunlar da güzel. Tamam. Harika. Yemleri de dolduruyorum. Su koydum zaten. Hemen böyle bir tane yemlik var. Bunları da doldurayım. Gördüğünüz gibi burada granül var. Ben karışık vermiştim zaten. 25 çuval, 25 çuval. 25 çuval granül, 25 çuval senet vermiştim. 620 liraya almıştım en son. Şimdi farklı bir bölgeden aynı yemi 610 liraya buldum. Yani fiyatlar da bu aralarda değişiyor. Tavukların vitamin depoları da burada. Şu lastikleri. Buraya da lastik var. Bakalım burada doğrayalım.
Böyle gördüğünüz gibi bakın tertemiz yeşillikler. Yani öyle tavuklarımızı artık falan vermiyoruz. Yani buna tuz biraz, limon biraz, zeytinyağı atsak ben bunu her türlü salata diye yerim yani. Onun için tavuklara yeşillik ve yeşillik ihtiyacını nasıl karşılıyoruz? Böyle karşılıyoruz. Çünkü şu an arazimiz bildiğiniz üzere kuru toprak. Yonca yemesi lazım. Diğer yeşilliklerden yemesi lazım. Ne yapıyoruz? Bunlarla böyle telafi ediyoruz ama tabii ki de bunları pazardan ben bir dostumuzdan alıyoruz. Bunu sağ olsun bize veriyor. Bunları tabii yıkamak lazım. Bu önemli. Tavuklar dediğim gibi 3-5 gün oldu herhalde yani. Çıkmayınca gün yüzü gördü hayvanlar. Alıştılar bir de. Şimdi alışınca tabii ki her zaman şey yapmak istiyor. Çıkmak istiyor. Evet, gel bakalım. Hadi. Çek. Aferin. Sürekli çıkmak istiyor. Böyle sucuklarını da koydum. Yemlikleri de var. Şöyle biraz daha ileriye doğru atalım. Evet. Hadi afiyet olsun. Ya buraya işte bir kapı yapmam lazım benim. Şu bölgeye ki. Şimdi bakmayın içeride yeşillikler falan olduğu için şey yapmıyor. Dışarı çıkmıyor. Böyle bir kartonum var. Onu böyle buraya koyuyorum ama bu da tabii olmuyor. Bu ne yapıyor? Üstünden atlıyor. Sonra her taraftan tavuk toplamak zorunda kalıyorum. Böyle kapatıyorum burayı. Böyle gördüğünüz gibi. Bunu böyle kapatıyorum ama tabii olmuyor. Bunu bir şekilde bir çaresini bulmamız lazım. Burayı da şunu alalım. Burayı da bir açalım. Hem bir içeriği bir gezelim. Tekrardan şunu da koyalım ki bakın kulesi tamamen boşaldı. Bak yine burada şöyle bir gezelim. Evet bakın aşağıda çok güzel çift sarılar böyle. Çok güzel. Bolluklarımız dolu. Kalk bakalım. Evet burada da var. Şöyle. Buradaki hanımefendi. Evet burada var. Evet arkadaşlar yemlerimizi verdik. Doldurduk. O işte bitti. Birazdan yumurta toplayacağım. Yumurta toplamadan önce videonun konusunun yani başlığı zaten bu olacak. Soru cevaplar. Sizden gelen sorular. Yani onları cevaplamaya çalışacağım. Çok da fazla uzatmayacağım. Böyle uzun uzun diye de bir video olsun istemiyorum. Yani bana takipçilerimden gelen en çok soruların başlıcaları zaten tavukları hangi firmadan aldığımla alakalı. Bununla alakalı da zaten daha önceki videolarda belirttim. Tavuklar firması ile ilgili herhangi bir yönlendirme veya referans talebinde bulunmuyorum. Onun için lütfen bana tavukları nereden aldın, hangi firmadan aldın diye sormayın. Dediğim gibi bununla ilgili birkaç sorunlar yaşadık. Tavukların başka müşterilere gönderdiği gramajlarıyla alakalı. Mesela şimdi dün de konuşuyorum bazı arkadaşlarla 40 gün 45 gün oldu hala kılavuz alamadık diyorlar. Böyle olduğu zaman bunlar da konuşulunca ben ister istemez üzülüyorum. Onun için artık herhangi bir şekilde satıcıyı bu şekilde tavsiye yani yönlendirme yapmıyorum ama benim tavuklarım ortada. Ben tavuklarımdan memnunum. Allah var. Bununla ilgili herhangi bir şey söyleyemem. Bir ikincisi arkadaşlar şöyle hem tavukları içerisine doğru da gidelim. Bir ikincisi çok ses yapıyor mu? Yani sabahları gerçekten ses var ama çok aşırı değil. Bir de bu bulunduğunuz yöreye veya bölgeye göre değişir. Onu da belirteyim. Ben köy yerindeyim. Zaten traktör sesleri gördüğünüz gibi işte ineğin sesi olsun, şeyi olsun. Yani burada çok fazla bir şey, bir söz konusu bir sıkıntı olmuyor. Koku olarak herhangi bir koku da dediğim gibi yani zaten gördüğünüz gibi her taraf ağır. Onun için herhangi bir sıkıntı oluşmuyor. Yani bu biraz da sizin bulunduğunuz bir bölgeye göre değişir yani. Eğer ki yapacağınız yer böyle şehrin yani göbeğindeyse, yanında binalar falan varsa illaki rahatsız olacaklardır ve daha sonra bu iş yapılır mı? Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Dün de bununla ilgili çok arayanlar oluyor. Bu iş yapılır mı? Yani bu işten sizin beklentinize göre değişir. Yani insanların beklentileri farklıdır. Sen bu işten kaç lira para kazanmayı hedefliyorsun? Kaç lira olursa sen bu iş yapılır? Kaç liradan aşağı olursa yani limitin kaçtan aşağı olursa bu iş yapılmaz dersin yani. Bunlar çok önemli konulardır. Yani bu işin asgari ücretten fazla kazandırdığı kesin. Kimisi der ki ben 30 bin lira kazanırım. Kimisi der ailede 40 bin lira kazanırım. Ya bu sizin seni sattığın yumurtayla alakalı. Sen yumurtayı kaça satacaksın?
Bunlar çok önemli. 100'e mi satacaksın, 110'a mı satacaksın, 120'ye mi satacaksın, 130'a mı satacaksın? Şimdi bazı müşterilerim oluyor, müşteriler dedim, takipçilerim oluyor, arıyorlar. Diyorlar ki ben yumurtayı 150'den satıyorum. Ya tamam, satabilirsin ama sorduğum zaman kaç tavuğum var? 60 tavuğum var. Kaç yumurta alıyorsun? Günde 50 yumurta, 30 yumurta. Ya 30 yumurtayı 150 liradan satmak çok kolay. Bir koli yumurta. Ama böyle 500 rakamlara çıktığın zaman bu tavuk yani sana günde 16 koliye yakın yumurta verecek. Şimdi 16 koli 150'den satmakla 1 koli 150'den satmak arasında çok büyük farklar var. Yani ben de 2 koli yumurta üretsem burada derim ki 150 lira kardeşim, isteyen alsın ister almasın dersin. Geçenleri mesela Antalya'ya gittik. Tabii Antalya'dan sonra da Denizli'ye geçtim arkadaşlar. Denizli'de de Viyol aldım. Bu arada 250 paketleri yine 733 liraya aldım. Herhangi bir zam gelmemiş. Daha önceki de Antalya'ya gittim. Antalya'da da şöyle söyleyeyim. Yani hem gitmişken yanında yumurta da götüreyim. Belki toptancılarla falan bir görüşürüm. Nedir ne değildir diye sordum. Benim yumurtalarımın gramajları 1800 lira civarında arkadaşlar. 30'lu kolileri. İnanır mısınız 60 ile 65 lira arasında şey çektiler. Fiyat çektiler toptancılar. Yani verdiğiniz yere göre bunların fiyatları her zaman değişiklik gösterir. Hangi ırkı tercih etmek diye çok da sorular geliyor. Ben her zaman için gördüğünüz gibi Lohman Sendi'yi öneriyorum. Ama yumurta büyütmesi konusunda bazı sıkıntılarım var. Onlar da ilerleyen zamanlarda bakalım nasıl olacak, düzelecek mi? Bunlarla ilgili de şey yapacağız. 500 tavuk için kaç metrekare alan yeterli diyorlar. 70 metrekare alan yeterli. Benim çadırım zaten makaslı sistem. İçinde dediğim gibi havalandırmaları, her şeyleri var. Bir tavuk günde kaç gram yemiyor diyorlar. Arkadaşlar 90-95 gramla başladık. Şu an 120 gram yemiyor. Yani bu yaşlardaki her tavuk bunu yiyor. Yok işte tinted yemiyormuş. İşte Lohman Buran yiyormuş. İşte şu yemiyormuş. Sendi daha az tüketimi. Bu falan hikaye yani. Bir tavuk 120 grama yakın yem tüketimi her türlü yapıyor arkadaşlar. Belediyeden herhangi bir izin aldım mı diye sorular da geliyor. Onlarla ilgili de herhangi bir izin almadım. Ama şu anki prosedürü bilmiyorum. Onun için bulunduğunuz bölgelerdeki ilçe tarım müdürlüklerine bunları sorup danışabilirsiniz. Benim bildiğim 999'a kadar hobi olarak geçiyor. Ama şu anki yeni sistem nedir ne değildir onu bilmiyorum. Onun için tam olarak herhangi bir şey söyleyemeyeceğim bunlarla alakalı. Yine aklınızda herhangi sorularınız olursa yorumlar kısmına yazın. En çok dediğim gibi sorulan soruları diğerki videomda, ilerleyen videolarda bunları zaten sizlerle birlikte cevaplamaya çalışacağım. Evet, ne yapalım şimdi? Yumurtamızı toplamaya başlayalım. Göründüğü gibi tavuklar hala çıkmak istemiyor. Yumurtanın üzerinde yatmayı çok seviyorlar. Yani tavukların da burp olmasını istemiyorsak bu da önemli. Çok fazla tavukların yumurtanın üzerinde kalmamaları gerekiyor. Bu da önemli. Tavuk oturdukça burp oluyor. Onun için hemen acil bir şekilde toplanması daha mantıklı olacaktır. Ama tabii ben 11'i geçtikten sonra tavukları da dışarı çıkardığım zamanlar, kümesle rahatladığı zaman ne yapıyorum? Bu şekilde yumurta toplamaya başlıyorum, öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi maşallah diyelim. Tavuklarımız yani bizi verim anlamında gerçekten bu zamana kadar şaşırtmadılar. Üzmediler de. Ama dediğim gibi büyük yumurta büyüklükleri konusunda hani yani tavuklarımız da tabii daha genç tavuklar yani. Ne olacak ne bitecek? Bununla ilgili de bir bilgim tam olarak yok. Ama bakacağız. İlerleyen zamanlarda bu daha da fazla olabilir. Yani büyütebilir diye düşünüyorum. Onun için kesin bir şey söylemek istemiyorum. Başka bir ırkta bu zamanlarda bu aylara gelmiş tavukların yumurta büyüklükleri artık large boyutlara ulaşıyor mu? Bununla ilgili bilgim olmadığı için kesin olarak da bir şey söylemek istemiyorum işin açıkçası. Ama verim açısından söylediğim gibi 2,5 ayda zaten pik seviyelerine ulaştık. Onunla ilgili bu tavukta gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamadım ama bakacağız, yumurtayı da inşallah ilerleyen zamanlarda daha da fazla büyütecektir. Şu an dediğim gibi 1700 1750 1780, 1800 civarlarında devam ediyor. Evet, sana bakalım çok fazla seni de yormadan bir daha alalım. Kaç tane kaldı? Bir tane. Şurayı da alalım. Burada son 2-3. Bu arada yumurta fiyatları da
bu haftalarda çok düştü yani, biliyorsunuz 84 liraya kadar düştü. Bundan da bahsetmeyi unuttum bu arada. Yani soru cevap kısmında. Onu da çok soruyorlar. Yani piyasası düştüğü zaman tabii ki de ister istemez satış rakamlarında zorluklar yaşanıyor. Ama artık dibi gördü diye düşünüyorum. Çünkü 84 liraya kadar falan düştü. İnsanların da artık tabii alım güçleri öyle kolay değil. Yani ucuz bir yumurta olduğu zaman onu talep edebiliyorlar. Onun için o da önemli. Şu an için bakalım ilerleyen haftalarda artış olacak mı? Ama şu an dediğim gibi şeyler bayağı bir düştü. Şurayı da alalım. Şöyle. Fiyatlarda bayağı bir düşüşler var. Evet. Maşallah buralar. Bakın bir tane yine kırmışlar. Bir tane yumurta kırıldığı zaman bütün her tarafı yani bütün yumurtaları pisletebiliyor. Yani bu da aslında sıkıntılardan bir tanesi de benim. Acaba diyorum şeye geçsem mi? Otomatik kolluğa. Bununla da ilgili yazarsanız sevinirim. Otomatik kolluğun gerçekten faydası olacak mı? Çünkü bu yumurta silme işi gerçekten beni çok zamanımı alıyor. Onun için buna da bir önlem almam gerekiyor. Yani bu samanları istediğiniz kadar değiştirin. Tabii yerde de atlık olmadığı için hayvanın eğer istediği ister istemez pisleniyor. Bu da etki ediyor yani. Bunları da alalım. Tamamdır. Merhaba. Arkadaşlar yumurtaları da topladım. Tavuklar da dolaşıyorlar. Şöyle göstereyim. Yumurtalarımızı ben buraya bu şekilde böyle diziyorum. Dediğim gibi saat daha 12 çeyrek, 12 buçuğa falan geliyor. Daha akşam saat 4'e 5'e kadar da yumurtluyorlar. Bu sefer de ne yapalım? Bugün yine siz yorumlar kısmına bildirin. Bakalım tahminlerinizi bir belirtin. Ben de zaten en son yorumlar kısmında toplam sayıyı yazıp yorumu da oraya sabitleyeceğim. Bakalım en yakın tahmini kim yapacak? Siz de bu tahminlerinizi yorumlar kısmından bana ulaştırın arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Horoz. Evet. Gördüğünüz gibi bu da diğer horozum. Biraz bu çilli bir horoz. Bakalım bu da ötmeye başladı. Evet, dediğim gibi sizler için güzel içerikler üretmeye çalışıyoruz. Instagram adresimden de beni takip edin lütfen. Doğalanem çiftlik. Zaten açıklamalar kısmına da yazacağım. Videonun başına da ekleyeceğim. Beğenip dediğim gibi yorum yapmayı da unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.